Kandili. Anlatacakların hepsi bilsin istedim. Şimdi konuş. Eyvallah reis. İşimize yarar bir malumat ararken babanın odasına girmiştim. Sonra dışarıdan bir ses geldi. Ben saklandım. Baba içeri girdi. Yanında Medici ailesine mensup biri vardı. Onlar beni fark edene kadar konuşulan her şeyi dinledim. Medici, babasının papa olduğunu söyledi. Sen ne dersin evlat? Babanın zinhar evladı olmaz. Neden? Katoliklerde ruhban sınıfı erkeklerden seçilir. Asla da evlat sahibi olamazlar. Ruhban sınıfının içinden de kardinaller seçilir. Onlar da bir araya gelir, papayı seçer. Gayrimeşru evladı olduğu ortaya çıkarsa Clemens'in papalığının meşruiyeti sorgulanır. Katolik dünyası yerle bir olur. Ama bunun delilini bulmak mecburiyetindeyiz. Salih o işin peşinde derş baba. Salih reise bir haber uçurasın. Gayri bir delil bulur ise tez vakit cevap versin. Lorya'dan bir malumat var mı? Biz ayrıldıktan sonra gemiyi Marmara'dan çıkarmış. Lakin kendiyle şövalyeleri kayıtlarla payitahta geri dönmüş. Bir iz var mı? Yerlerinin üst tespit edemedik reis. İşareti takip edeceksiniz. Bu Teton şövalyelerinin remzi. Karargahlarından çıktıklarında bu hançeri kullanırlar. Top meselesinin arkasında kim var ise Dorya'yı buraya getiren de o. Eğer bu hançerin izini sürersek hem şövalyeleri hem de Dorya'nın askerlerini bulabiliriz. Payitahtın altın üstüne getirin. Bulun onları. Kazanız mübarek olsun. Haydi. Eyvallah. Yaptığın işle devlete ihanet etmediğini bizlere gösterdin Kemankeş Paşa. Devlete ihanet. Bugüne kadar aklımızdan dahi geçmemiştir. Lakin güttüğümüz siyaset bazen başkaları tarafından göze hoş gelmese de yolumuz hünkârımızın yoludur. Eyvallah. Peki Ayas Paşa'yı kim kurban etti? Benim karşıma önce Ayas Paşa'yı çıkardılar. Sonra da Hayrettin Reis'i. Sonra hem beni hem Ayas Paşa'yı Hayrettin Reis'in önüne attılar. Ben bu oyunu oynayan paşayı bilirim de arkasını bilmem. Sen o maşayı bize ver. Biz o maşayı tutan eli bulup koparmasını biliriz. Hepsini senin önüne getireceğim. Üstelik ol. Lakin evvela sadaret mührünü Pargalı İbrahim Paşa'ya vereceğim. Sonra sana söz verdiğim gibi bu işin arkasındakini sana getireceğim. Vakit az Kemankeş Paşa. Payitahtı ateşe vermek isterler. Kıvılcım yakılmadan o hain kül olup savrulacak.